Bazı kimseler nişanlılık esnasında harama düşmemek için imam nikahını nişanla birlikte kıymakta. Bu doğru mudur? Şayet kısa bir süre sonra nikahları, şey düğünleri olacaksa, orada nikah da kıyılmışsa bir şey olmaz ama daha zaman var. Ekseriyetle Türkiye'de nişandan sonra en az bir altı ay geçiyor, bir sene geçiyor. Bu altı ay bir sene zarfında bunlar nasılsa bizim nikahımız var deyip de her gün şeyi işleyebilirler yani ailelerin hoş karşılamayacağı şeyler yapabilirler. Efendimiz nikahlıyız. Yani nikahlısın da. Yani düğün yapmadın ama. Yani bu şekilde yarın kızı bıraksa gitse ne olacak? o o, o kızla daha kim evlenir ki? Nişanlılık esnasında nikahlıymış dul gibi olur artık insanların gözünde. Hakikaten belki de duldur. Nasılsa nikahlıyız demişler. Beraber olmuşlar. Yani nikah olacak da beraber olmayacak bir genç delikanlı. Bu pek mümkün değil. Ve böyle bir kızı da artık insanlar dul kabul ederler. Hatta keşke dul kabul etseler. Daha kötüsü. Yani sanki namussuz gibi bakarlar. Hani evlense, düğün yapsa, ondan sonra ayrılmış olsa der ki herkes Allah'ın emriyle evlendi, anlaşamadılar, ayrıldılar. Ama bu şekilde olduğu zaman flört gibi görülür yani toplumda. Ve herkes de bilmez onların nikahlı olduğunu. O yüzden bizim hanefilerle şafilerde her ne kadar nikahta şahit yeterliyse de şahit gerekiyorsa da, Malikilerden şahide gerek yok. Çünkü ilan gereklidir. Nikahın ilan edilmesi lazım. Peygamberimiz öyle buyurmuş çünkü bir hadiste. Nikahı mescitte kıyın ve onu ilan edin, def çalın. Zina ile nikahın arasını ayıran şey defin sesidir. Yani aleni olması nikahla zinayı ayırır. Zina gizli olandır, nikahsa aleni olandır. Bu hadise dayanarak malikiler diyorlar ki demek ki şahit yeterli değil. İlan lazım, düğün lazım, herkesin duyması lazım. Çünkü bu namustur. Başka bir şeye benzemez. Yani mesela bir alışverişte şahit yeterli. İlan gerekmez. Aman nikah namustur. O yüzden herkes duymazsa laf söz olabilir. Ben nikahını kıydığım kişiler her zaman derim. Mesela üç gün kalmış, beş gün kalmış, bir hafta kalmış e, düğüne. Onlara her zaman derim ki, bakın şu zamana kadar temiz geldiniz, kimse laf söz etmedi. Şimdi nikahınızı kıydık ama resmi nikah da kıymış olsan Yine sonuçta kimse bilmiyor. Gittin memur senin nikahını kıydı bir imza attın. Kimsenin haberi yok. İki tane şahitten başka kimse bilmiyor. Ben de nikah kıysam dini nikah onu da kimsenin bildiği yok. Dolayısıyla kimse sizin evli olduğunuzu bilmiyor. Düğüne kadar dikkat edin. Yanınızda birisi olmadan, üçüncü bir kişi olmadan çarşıya pazara çıkmayın. İftiraya uğramayın, milleti de günaha sokmayın. Bilmezler, konuşurlar. Halbuki nikahlısınız, ama her kimse bilmiyor. Buna dikkat edin diye her zaman söylerim. Ee, yani nişan esnasında imam nikahını kıymak ya da resmi nikah. E, kıymak doğru mudur? Düğünden, düğüne yakın bu işi yapmak lazım. Şimdi nişanın maksadı nedir? Tanımaktır. Nişan niye yapılıyor? Nikah kıyacaksan o zaman git düğünü yap doğrudan doğruya. Nişan tanımak içindir. Kızı erkeğin birbirinin tanıması ve ev, ailelerin de tanıması. Belki de beğenmeyecekler birbirlerini ya da aileler anlaşamayacaklar. Ayrılacaklar. Ya, o zaman İşin içine nikah girdiği zaman iş büyür. Ya bunlar beraber olduysa ne olacak? Nişan olsa, nişan yüzüğünü çıkartırsın iş biter gider. Bir yüzüğün başında. Ama nikah kıydın mı iş büyür. Ondan sonra o erkek, o kadına mehrini vermesi gerekiyor. Diyelim ki anlaşamadılar, ayrıldılar. Artık evli gibidir, evlidirler daha doğrusu ve ona mehrini vermesi lazım. Mehir verecek mi erkek? Diyelim ki mesela kızın durumu da biraz iyi, biraz da havadan uçtu diyelim. Diyelim ki 200 gram, 300 gram altın istemişti. O da kabul etmişti. Nikah da böyle kıyıldı. Şimdi erkek üç gün sonra bunlar ayrıldı. Erkek buna o kadar altını verecek mi gerçekten? Vermeyecek. Bu günahtır. Onun hak, kızın hakkıdır o bunlar tenhada beraber kaldılarsa, isterse cima gerçekleşmesin, tenhada bir arada kaldılarsa, halvet, halveti sahiha ise, yani şartları yerine gelmiş bir tenhada birlikte olma, daha doğrusu beraber bir, bir odada bulunma, isterse beraber olmasınlar. Bu durum gerçekleştiğinde, bu halvet sahihadır ve mehrin tamamını vermesi gerekir böyle bir durum olmasa bile hiç bir araya gelmiş olmasalar tenhada bile nikah ile mehrin yarısını hak eder kız mehrin yarısını verecek mi hiç bir odada bile beraber olmamışlar bir odada bile beraber kalmamışlar 5 Be dakika 10 dakika bile bir odada beraber kalmamışlar buna rağmen mehrin yarısını vermek zorunda verecek misin diyelim 200 gram anlaştın 100 gram verecek misin bu durumda veremeyeceksin kavga çıkacak. 100 gram dünyanın parası. O yüzden böyle şeylerden uzak durmak lazım. Nişan tanımak içindir. Nişanı atma ihtimali, vazgeçme ihtimali vardır. Onun için düğüne birkaç gün kala nikah kıyılmalı hem mehir meselesinden dolayı hem de o kız evet mehrini alıyor ama kız da iddet bekliyor. Erkek bir üç ay kadar da onun masrafını karşılamak zorunda iddet müddeti boyunca. Kız da üç ay kadar evlenemez. Halvet gerçekleştiyse üç ay kadar da evlenemez. Yani bir takım yaptırımları var, hukuki yaptırımları var, şer'an bir takım yaptırımları var. Bunları bilmiyor, bunları düşünmüyor. Hemen nikah kıyalım, ne yapacaksın nikah kıyıp? Daha düğüne çok var. Nişanlandınız ki tanışacaksınız daha. E sen hemen nikah kıyıyorsun. O zaman düğün yap olsun bitsin. Bunun sonu iyi değil. Çok şeyler var. Ben kısa yoldan söyledim. Ama daha başka... Kötülüklere de, arızalara da sebebiyet verir. Ve o kızla kimse de evlenmek istemez artık. Yani isteyen on tane ise iki, iki taneye düşer. İki tane ise kimse kalmaz. Daha onu kimse istemez. Filanın karısı diye bakarlar. Nişan yaptı ama nikah da yaptı. Kim bilir neler oldu aralarında derler. Kimse artık onu da istemez. Erkek tarafı, istese dahi kız tarafı buna razı olmamalı.